Kaan Yakupan, Cumhur İttifakı'nın nasıl genişleyeceği merak ediliyordu. Bundan önceki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Külliye'deki görüşmeden sonra ittifakın kapsamı genişleyecek, 50'den fazla il üzerinde ittifak yapılacak iddiaları ortaya atılmıştı. Bugün kapsam artık tamamen ortaya çıktı. Detaylara geçelim. Saat 17'ye kadar partilerin süresi vardı. Adayların isimlerini Yüksek Seçim Kurulu'nun il seçim merkezlerine vermek zorundalardı. Verdiler tüm partiler temsilcileri aracılığıyla ve görüldü ki Cumhur İttifakı'nda kapsam genişledi. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 büyük şehirde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı karşı karşıya gelecek. Öncelikle bunu söyleyelim. Bursa, Mersin, Diyarbakır, Van, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin ve Ordu'da ise Cumhur İttifakı tüm partilere karşı yarışacak. Bu detayı da aktaralım. Cumhur İttifakı'nda son gün Kars sürprizi yaşandı. Kars'ta hangi partinin adayı yarışacak? Bu net değildi. Kars'ta AK Parti MHP'nin adayını destekleme kararı aldı. Bunu ifade edelim. MHP'nin adayını çektiği il sayısının 16'ya ulaştığını da söyleyelim. Yine bu noktada Rize'de var. Rize'de zaten aday göstermeyeceğini ifade etmişti MHP ve toplam ittifak sayısı bu noktada MHP'nin aday göstermediği il sayısı 17'ye ulaştı. Bu dipnotu da aktaralım. Sonuç olarak büyükşehir dışında kalan 21 ilde Cumhur İttifakı olarak seçime girilecek Kaan Yakupan. Bu illerin 17'sinde AK Parti, 4'ünde MHP adayı desteklenecek. Kalan 30 ilde ise Cumhur İttifakı uygulanmayacak. Yani AK Parti ve MHP kalan 30 ilde kendi adaylarıyla seçim yarışına katılacaklar.